Günün son tadımı Carmen Gönül. Geldim Nursel Hanım, bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Açıyorum. Aç lütfen. Patlıcanların çok güzel biberlerini közlemiş. Şahane. Lezzet, yani birbirini özleşmiş. Lezzet aldım. Köftesini ne yakmış ne pişirmiş. Köftede de yani etçi tadı yok. Ne yakmış ne pişirmiş ne yakma demek? Yani yakmamış, güzel pişirmiş. Heh. Eşit yani. Ne yanmış ne de az pişirmiş. Tam kararda pişirmiş kızımız. Ondan sevdim bu tabağı. Vallahi sevdim. Yani en güzel köftesinden çok doğraması mesela şeyini güzel. Söğürmesinde evet. Doğramayı beğendim. Evet, yani güzel yapmış kızımız. Eline sağlık, güzel olmuş bu tabak. Günün son 3 tabağı. Patlıcanın kabuğunu tam ayıklayamamış Nursel Hanım ağzımdan. Senin için sorun mu? Ya yani ağzımdan yutamadım. Hmm. Yani o bakıma ama şey olarak kız ya. Gönül abla, bunlar yanıyormuş. Evet, yanıyor Nursel Hanım. Bak. Bayağı böyle. Tabii, tabii. Şey, dur, bunu göstermemiz bak lazım ya. Ben şu an çaktım. Beyhan'ı kıskandım. Aa, tabii. Yakışmış yalnız. Evet. Sevdim. Nursel Hanım, bu kızımız tam şey pişirmiş, şey patlıcanları güzel közlemiş ama şey yapamamış, kıyamamış. Bütün bütün bak. Hmm. Ondan sonra... Tamamen ezilmeli mi sence? Tabii. Hmm. Peki. O da bir iş yani Nursel Hanım. Ezildiği zaman daha güzel özleşiyor ya. Tamam. Birbirine. Ama bu da küçük küçük gene yapmaya çalışmış kızımız. Ama köftelerin biri büyük, biri küçük yapmış. Eşit değil. Dostun düşmanını bilmiyor bu gelin. Yani eşit, öyle derler ya. Eşit diyememiş. Hatta bak... Lezzeti var mı köftenin? Bir daha lezzetli geldi. Hmm. Peki. Hatta bu büyük olanın hafif içi pembeydi. Ben de küçük olanı kestim. Onda yoktu. Tamam. Son iki tabağın... Nursel Hanım, bu kızımız tam kıymadığı için bir tık da biberlerin pişmesi gerekiyormuş. Sert. Kırmızı biberlerin. Doğrayamamış. Kocaman kocaman ben bunu demek istedim. Doğrayamadığı için de özleşememiş. Anladım. Alttaki köfteleri de şekili olmadığı için ikisi de hafif pembelik var. Bu bak giydiğimde de var. Çok hafif. Onun için yani köftesinde de olmamış. Dişi kızarmış görünce aldı demek ki. Evet. Bak Nursel Hanım, hafif yemek zorunda kaldım biliyorsunuz. Bir de ben köfteyi seviyorum. Çiğ de olsa yedim. Kuru köfte yapmak da kolay gibi gözüküp aslında çok zordur yani onun kıvamını evet tutturmak. Ama dediğim... Çok beğenmedin. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedin. Çok değil, hiç beğenmedim. Son tabağın o zaman. Bu kızımızın pişmiş alttaki patlıcanı, biberi güzel de közlemiş, doğraması da güzel. Bu köftelerini bir tık az pişirmiş ama içi pişmiş. Lezzet var mı var, köftede? Var, var Nursel Hanım, lezzet de var. Bugün çeyrek kime gitsin sen karar veriyorsun son tadımı yaptığına göre. Vallahi Nursel Hanım bu 5 kimisi. Birinci tabak 5 puan. Evet. 1. Üçüncü tabak 1 puan. 3. Dördüncü tabak 3 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Bugünün son puanları Carmen Gönül'den. 2 tane birimiz var. Bir tanesini açıp kurtulalım şekerim.
Hazır mıyız? Hazırım. Kaldır görelim. Şafak. Yani ledlerinden tam olarak göremediğini düşünüyorum bazı şeyleri. Çok güzel gördüm. En kıyamamışım. Gözüne çok yaklaşmış galiba. Yok aşkım, kıyamam. Ledle ilgili değil de tabanla ilgili konuş. Kıyamamışsın. Yani kıyılmamış. Ondan sonra şey olmamış, özleşmemiş. Ya bence sen zaten tabaklardan anlamıyorsun Gönül teyze. Hiçbir şekilde anlamıyorsun. Anladığını düşünmüyorum. Zaten yemek de yapamıyormuşsun. Hı. Yemek de tadabildiğini de düşünmüyorum. Vallahi sen o demek ki tatmışım ki hiç olmayan senin tabağın. İkinci tabağa da dedin ki lezzeti var dedin. Ona niye bir verdin o zaman? Hangisi? Tamam hadi bunu beğenmedin. Tamam. Tamam benim tabağımı beğenmedin diyelim. Bak, dedin ki bak, lezzet var bunda hayatım, dedin. Tamam. Biri, buna da bir verdin. Bak. Biri küçük, ya biri büyük, hiç pişmemiş. Ondan gitmiş sonra diğer tabak niye bir almış diye tartışıyor şey ya. Yapmamış. Adalet mi diye tartışıyorum şu anda. Tabağında tutulacak bir yan yok, anladın mı? Tabağının başına gidiyor ve tabağını savunacak bir yanını bulamadı. Tamam, bunda pişmeyen el alemin tabağı. Neyi lezzetli? Hayatım, istersen eleştirmeden bir dinle. Bak, eleştirmeden bir dinle. Bibere bak. Bu biber bir tık pişmesi yani. Kırmızı biberin pişmemiş. Ve kıyamamışsın aşkım bak. Özleşmemi yani doğrayamamışsın. Kıbrım. Tamam hadi kırmızı biberim olmamış. Bunun için mi 4 puan kırdım bu tabaktan gerçekten? Biberim pişmediği için mi 4 puan kırdım? Ya köften de pişmemiş. Köftenin nesi pişmemiş şu an? Bak şu kırmızılıkla bunun ne alakası var şu anda? Hayatım köften de olmamış. Pişmemiş. Olmamış yani. Gönül sen o tabaktan tad aldın mı? Almadım. Su tadı var, su tadı. Söyledim mi? Olmamış dedim. Su tadı var o tabakta ya. Olmamış. Kötü değil. Beyhan Hanımcığım. En olmayan tabak dedim. Kaç verdiniz? Arzu bir, Hanım. Bir. O kadar ama kötü olmayan tabak bir. Kaç? Kötüydü gerçekten. Ben köftesine değil, patlıcan ezmesini yapamadığından onu da ilk günün acemeliği diye demek düşünüyorum. Demek ki olmamış. Bak, yani zaten yetiştiremediğim için kıyamadım ben de farkındayım. Evet. Ama ikinci tabağa önün lezzet var diyor. Ona lezzetli ona da bir veriyor. Hani demedi, bunu anlamıyorum. Bu çelişki neden? 3 puan. Bu gelinimizin bugün alacağı son puan 3 puan. Kim acaba? Bu gelinimiz 5'i niye kaçırdı? Köftesini bir tık daha pişirseydi 5'i kapacaktı. Evet. Yoksa her şeyini çok beğendin. Aç görelim. Tuğba! Kaç kişiden 5 aldın sence? Bilemiyorum anneciğim al. Bana bak. Kaç kişiden 5 aldım sence? Ben nereden? Ben burada ben mi? Sana söyleyeyim 3 kişiden. Vallahi ama bak. Ama ne oldu? Hayatım. Ama ne oldu? O tabağın mana bulamadın. Niye o tabağı aç verdin? Bak ne gel bak gel bir gel aşkım. Şöyle dedi. Bak. Köftesinin dedi dışı dedi kızarmış az kızarmış yani yanık yok. Az pişmiş ama dedi, değil. Ama pişmiş. İçi çok güzel pişmiş lezzet, dedi. Lezzet bak ne gel aşk. Bak, ben gelmeyeceğim. O tabak 3 tane 5 aldı. Şimdi ama bana aşkım, gel. Aşkım, ama sen o tabakta kafanın üstünde dönsen ben sana inanmam. Hayır bak. Tuğba bak bak. Anne sen o tabağı beğendin yeşil mi zannettin? Değil vallahi. Ya da başka bir gelin mi hayır, zannettin? Hayır bak ben ne? Sen ne? O sen hayır. O tabağı bayıldın. Ben ya, senin bak, ben konuşmandan, çatalı tutuşundan bak, tabağı zorla kutsuldu. Ya bayılmadı hayır, da beğendi. Bayıldı. Salatası çok güzel dedim Nursel Hanım'a da özleşmişim. Ama köftesi bir tık pişmesi gerekiyor. Çiğlik var mıydı? Tamam bizde dedi. Çiğlik bu var mı? Yok. Biz de dedik mi bak, sen onu ki? Bak yok ama Nursel Hanım da sordu. Dışını yakmamışım değil mi? Ya bak anlamıyorsun anneciğim yanık. Bak ben anne, ne diyorum? Dışı çiğ mi onun? Hayır. Kırmızılık var mı? Yok bak bak. Bunu anne bana geç geç. Hayatım ama bak bu tabak bak yanık değil kızarık. Ben ondan yanık değil kızarık mı? Ya yakmamış ki kızartmış kız. Yanık değil tabii ya kim yaptıysa. Sen benim buradaki en büyük sınavımsın. Anneciğim. Diyorum ki herkesten 5 alıp günü kapatmak varken birisi gelir acaba benim ağacımın köküne balta vurur mu diyorum. Birden ışıklarla bak, ışıklarla bir dakika gökyüzünden Gönül annem iniyor ve diyor ki hayır sana herkese 5 verdirmem ben varım. Ölmedim. Sana çelme takarım Tuğba. Ben ölmedim Tuğba. Bak. Ama o tabağı ölüp bitmedi. Yani öyle çok bak. Çok beğendi. O tabağı bak. O kadar çok şey yapmadı. Beğendi. Tuğba. Kafasına bir şey takıldı. Ya konuşturmuyorsun ki. Kafana bir şey takıldı. Hayır, bir şey takıldı. Ne bak takıldı biliyor musun? Led.
Ha ya tabii iyi. Of, bir an varmışım da. Nazar mı değdi? Geçen ya, hafta sorma, beşte Nursel beş. Hanım. Evet. Ama biraz. Bak Nursel Hanım, sen hiç de bana hak verdin değil mi hayatım? Mi? Ben ne dedim? Bir tık daha pis tamam, buna verecektim. Bence dediğin gibi ben, puanladım. Puanlamam benim yanlış. Aynen. Ne ben, söylediysen ona göre hakkına puanladım. Hakkına veriyorum. Herkes benim kimse hakkımı yiyemez. 5 puan kesinlikle gelinimize ait değil. Rakibe hediye geliyor. O rakiplerden biri ya Gözde ya Yeşim. Günün en değerli puanı bu. Haftanın da en değerli puanı. Bakalım kim bu gelin? Aç görelim. Yeşim. İşte bu. Anlıyor lezzetten. Anlıyor kadın. Bir tane Tuğba benim. Ben sana verdim, bu buna verdi. Ne oldu ki? Ne? Öyle çok konuşuyorum. Ya saçma sapan şey. Ona veriliyorsun, buna veriliyorsun ne demek ya? Herkesin damak tadı farklı.